Hemen şimdi mi? Evet, lütfen. Aziz, ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz kocamı? Bizim düğünümüz var şu anda. Hanımefendi, çok üzgünüm ama bilgi verme yetkimiz yok. Buyurun Aziz Bey. Neden götürdüğünüzü söyleyin en azından. Bir cinayet soruşturmasıyla ilgili. Müge, sizin gelmenize gerek yok. Ben hallederim. Mümkün değil Mehmet abi. Duramam ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cinayet falan diyorlar. Nasıl bir saçmalık bu? Lütfen sakin olmaya çalış. Nasıl sakin olayım Zeynep? Aziz'in ne ilgisi olabilir cinayetle falan? Aklım almıyor. Ben cinayet büro amirliğinden Çetin Kurtoğlu. Sizi düğününüzden almak durumunda kalmak istemezdik Aziz Bey. Fakat bir cinayetle ilgili acil ifadenize başvurmamız gerekti. Aziz mi? Bağ evi araziniz içinde kalan koruda bugün akşam saatlerinde bir ceset bulundu. Hangi bağ evi? Gölcük'teki bağ evi elbette. Tabii ki. Hangi bağ evi olacak yoksa? O kadar şaşkınım ki hala. Toparlayamadım bir an. Konuyla ilgili bilginiz var mı? Hayır. Hiçbir fikrim yok. Ölen kim? Olay nasıl olmuş? Maktul kalbine bir el ateş edilmek suretiyle öldürülmüş. Son zamanlarda Gölcük'te bulundunuz mu? Hayır. Son 2-3 gün içinde herhangi bir sebeple gittiniz mi? Hayır dedim ya. Aylardır hiç gitmedim. Gölcük'ün bendeki anıları çok parlak değil. Anlıyorum. Aziz Bey, adli tıptan maktulün ölüm saatiyle ilgili raporu bekliyoruz. Sizden dün nerelerde bulunduğunuzu öğrenebilir miyim? Tabii ki. Dün sabah ilk olarak... Mehmet Bey, amirim sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Mehmet abi. Müge, bekle lütfen. Ben konuşup öğreneceğim meseleyi, tamam mı? Tamam. İnanılır gibi değil. Düğünden kocamı aldılar. Şu an balayına gidiyor olabilirdik biz. Zeynep düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Bu adamı hiç tanımadığını söylemiştim sana. Keşke bu kadar acele etmeseydin düğün için. Az önce de anlattığım gibi eşimin ailesinin evindeydim. Düğün hazırlıkları üzerine konuştuk. Bütün gece oradaydım. Kanıtlamanızı istesek. Tabii ki. Evdeki herkes söyleyebilir size bunu. Hatta evin girişinde bir güvenlik kamerası var. Oradaki kayıtlara bakabilirsiniz. Cinayet saati belli oldu mu? Evet. Dün akşam saatlerinde işlenmiş. Müdür Bey, Aziz Bey damadımız olması yanı sıra itibarlı bir avukattır. Bu şekilde düğününden alıkonulmuş olması kabul edilir gibi değil. Kimseye farklı muamele yapamayız Mehmet Bey. Acilen sorgulanması gerekmese elbette böyle bir uygulamaya gidilmezdi. Affedersiniz. Efendim. Teşekkür ederim.
Sanırım Aziz Bey'i daha fazla burada tutmamız için bir sebep kalmadı. İzninizle birazdan dönerim Mehmet Bey. Katil yakalanmış zaten Gölcük'te. Az önce haber geldi. İtiraf etmiş yaptığını. Kız meselesi falan. Çıkalım artık şuradan. Temiz hava almaya ihtiyacım var. Annem arıyor. Efendim? Evet evet çıktık şimdi karakoldan. Aziz'in arazisinde bir cinayet işlenmiş. Katil de yakalanmış. Bıraktılar şimdi Aziz'i. Ömer senin de değil mi? Tamam. Biz geliriz şimdi. Görüşürüz. Bize böyle düğün yakışır zaten değil mi? Şu hayatta hiçbir şeyim normal olmadı. Bu normal olsa şaşardım. Hemen hareket edersek uçağa yetişebiliriz. Sen ciddi misin? Balayına gitmek istiyor musun hala? Tabii ki. Ben Hakan'ı ararım şimdi. Valizleri oraya getir. Hadi. Hadi acele edin. Hadi iki hafta sonra görüşürüz. Adamın kızın karşısına çıkışı. Ama ben filmdeki kızın yerinde olsam o kadar kolay affetmezdim. Hmm. Adam neler yaptı sonuçta? Gerçi olanlar tamamen onun suçu değildi ama. Neden öyle bakıyorsun sen? Hiç. Çok özlemişim seni böyle keyifli görmeyi. Aşık olduğum o huzurlu mutlu kadın geri geldi sanki. Günlerdir annemin yüzü gülmüyor. Çok ağır bir süreç geçiriyor. 40 yıllık evliliği bitiyor, kolay değil. Babamla yüz yüze gelmemek için elinden geleni yapıyor düğünden beri. Müge'lerin odasıyla uğraşıyorum diye bahane uyduruyor ama ben biliyorum. Boşanma konuşması yapmaktan kaçıyor. Bize de kırgın hala biliyor musun? Hı hı. Söylemediğimiz için. Müge'yle konuştum. Sesi çok iyi geliyordu. Güzel. Kalkana geçeceklermiş. Seninle böyle arada gelelim sinemaya. Özlemişim seninle baş başa olmayı. Ben de özlemişim. Sürpriz! Aa! Nereden çıktın sen ya? Hasretinize dayanamadık, bir hafta erken geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi gelin içeri. Oo. Hoş geldin Aziz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba Zeynep. Anne bak, bana gelimi almışlar. Çok güzelmiş anneciğim. Ay merdivenlerden iniyordum, bir baktım karşımda Müge. O kadar şaşırdım ki anlatamam. Ya biz böyle şaşırtırız işte. Hakikaten ya, ne oldu? Neden erken geldiniz? İki gün önce Kalkan'a gideceğiz diyordunuz. Mehmet abi, senin bu damat nazlı çıktı. Hmm. Birkaç kere sabaha kadar eğlenince baktım keyfi kaçtı. Öksürük, ateş. Abartma Müge. Ama öyle hayatım. Neyse dönelim dedik, döndük. Yetti zaten bir hafta. Rüya gibiydi Zeynep. Mutlaka siz de bir fırsat bulup kaçın. Tam mevsimi.
Güzel olurdu tabii. Zeynep, bu senin için. Ne zahmet ettin? Vallahi ben değil, düşünceli kocam akıl etti. Bahsetmiştim müzik kutularını çok sevdiğinden. Unutmamış. Görünce Zeynep'i alalım dedi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Yenge, sen durgun gibisin biraz. Yo, gayet iyiyim. Çok mutluyum. İlk kez bir pazar gününü birlikte geçiriyoruz. Musa, akşam şu yeni açılan mekana gidelim mi? Bütün paparazziler oraya doluşuyorlar. Başka bir yere gitsek? Ya çok merak ediyorum. Herkes oradan bahsediyor. Çok tarz bir yermiş. Ya görünmeyiz paparazzilere. Hem artık kendimizi saklayacak kimsemiz de yok. Ya hadi ne olur, çok istiyorum. Lütfen Musa. Tamam, tamam gideriz. Ama yine de gazetecilere karşı dikkatli olmalıyız. Biliyorsun hala boşanmadım. Of, tamam biliyorum, dikkat ederiz. Müge Hanım, bunların hepsi size. Aa, Amerika'daki arkadaşımdan da kart gelmiş. Aa, şu New York'ta iç mimarlık yapan kız mı? Neydi adı? Evet, Ece. Nereden duyduysa evlendiğimi. Aziz Bey, bunlar da sizin için. Bana kim gönderdi ki? Düğüne kimse gelmedi ama... Esen'in de arkadaşların, ahbapların vardır değil mi Aziz? Çok sosyal biri olmadım hiçbir zaman. Karaman Holding, hukuk departmanından. Şirketten göndermişler ha. Bakın ne kadar zarif çalışanlarımız var. Diğeri kimden tatlım? Anlarız şimdi. Aa, kızım o kadar meraklı olma. Bir arkadaşımdan gelmiş. Müge, eşyalarımız yukarı çıktı mı? Evet evet çıktı. Hadi çocuklar, çıkın rahatınıza bakın siz. Bakalım beğenecek misiniz odanın yeni halini? Senin yaptığın bir şeyi beğenmeme ihtimalimiz var mı? Müge Musa ile olanları hala bilmiyor. Onun yanında pot kırmayın sakın. Daha yeni evli böyle şeylere üzülmesin. Tabii merak etmeyin. Aa doğru. İkiniz de bu konuda uzmansınız. Benden rahatlıkla sakladığınıza göre Müge'den de saklamak zor olmaz.
Anne lütfen artık ya. Bir haftadır yetmedi mi söylediklerin? Vay. Yengem sonunda hayalini gerçekleştirmiş. Yeni odamıza bak. Niye? Ne olmuş? Hep benim odamın daha sakin, daha olgun olmasını isterdi. Yokluğumda istediğini yapmış. Bence gayet güzel bir oda olmuş. Neyse geçici zaten. Kendi evimizi istediğim gibi döşeyeceğim. Hiçbir şeyi aceleye getirme olur mu? Evimizin tam senin istediğin gibi dört dörtlük olmasını istiyorum. Ben burada kalmaktan şikayetçi değilim. Çok tatlısın. Şu anda benim için katlanıyor olabilirsin ama yakında şikayet edersen hiç şaşırmam. Ver asayım. Sorun değil, ben asarım. Üstümüzü değiştirip inelim. Safoş'u çok özlemişim. Olur. Aile büyüyor. Vallahi ben pek sevinemiyorum. Safiye Hanım iyice canımızı okuyacak artık. Öğrenmek lazım yavaş yavaş. Aziz Bey hangi yemekleri sever? Huyları, alışkanlıkları nelerdir? Biraz soğuk biri. Yok canım, ne alakası var sende? Ya soğuk da değil de bir garip, ne bileyim, yapmacık geliyor bana. Kendi gibi değil sanki. Hah, buyurun. Serpil Hanım'dan 5 dakikada karakter tahlili. Mis gibi mercan yemeği kokmuş burası. Çok özledim yemeklerini. Biz de seni çok özledik vallahi Müge. Alışmamışız hiç yokluğuna. Serpil, kuru temizlemeye vermem gereken eşyalar var. Bugün açık mıdır biliyor musun? Açık Müge Hanım. Açık. Daha önce de götürmüştüm. Pazar günü. Oradan biliyorum. Süper. Hadi gel göstereyim sana hangilerinin verileceğini. Tabii Müge Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim canım benim. Aziz abi bir daha ne zaman gireceğiz tekneye? Ömerciğim, Aziz abin tekneyi sattı. Çok istersen Eşref'in teknesine götürürüm seni gezmeye. Sahi mi Aziz abi? Çok güzel olur. Ömerciğim, babam veya ben yanında yokken tekneye gitmeni istemiyorum. Biliyorsun değil mi anneciğim? Merak etme Zeynep. Seni de alırız giderken. Endişelenmezsin böylece. Nasıl buldunuz odanızı? Bence çok güzel. Anne eli değmiş gibi. İlk defa bu evde biri yaptıklarımı takdir ediyor. Anne, yani duyan da sana kötü davranıyor sanacak ha. Azizciğim, söylememe gerek yok. Kendi evin gibi rahat ol burada. İnşallah sıkılmazsın kalabalıktan. Bilakis. Uzun zamandır en çok istediğim şey güzel, büyük bir aile ortamı. Şunları da al. Valizdekileri sen ayırırsın olur mu? Tabii Müge Hanım. Ben artık evli bir kadınım değil mi? Kocamı da düşünmem lazım. Serpil'cim, bunları da verelim kuru temizlemeye. Bunu da çok giydi. Tamam? Tamam, gerisini ben hallederim. Hadi ben iniyorum o zaman. Büyük bir fırtına yaklaşıyor. Kaçalım mı? Kaçamayacağız, yakalandık. Aziz sen yandın. Ömer seni çok sevdi. Öyle mi? Ömerciğim, hadi gel banyo yaptırmamız lazım sana. Ya anne, biraz daha oynayalım, ne olur. İyi peki. Ama birazdan çıkacağız banyoya, tamam mı? Tamam. Safiye Sultan. Odayı sultan odası gibi döşemişsin vallahi. Demedim mi sana az önce? Bak bir kişi bile takdir etmiyor bu evde yaptıklarımı. Haklı çıktın, ne diyeyim? Aa, ne dedim ben şimdi?
kim arıyor tatlım? Bilmem. Rehberimde kayıtlı olmayan bir numara. Alo? Selim, Şenol ben. Evlenmişsin. Lokantada millet konuşmasa haberimiz olmayacak vallahi. İnsan arkadaşını çağırmaz mı ya? Nihayet gelebildiniz balayından. Gözlerim yollarda kaldı vallahi. Ne yaptın? Gönderdiğim zarfı aldın mı? Eşref, sen misin? Sesinden çıkaramadım bir an. Kızım rahat bıraksana adamı. Her arayana kim o? Yok zarf kimdenmiş? Ayıp değil mi? Aa, ne yapayım canım? Merak ediyorum. Çok ayıp ama. Ben de seni arayacaktım Eşref. Ha, anladım. Konuşamıyorsun. Devran, bir ara konuşalım, görüşelim ya. Tamam Eşrefciğim. Yarın mutlaka görüşelim. Sabah seni arayacağım. Tamam Devran. Haberini bekliyorum o zaman. Tekne komşum Eşref. Özlemiş. Görüşelim diyor. Döndüğünüzü ne kadar çabuk haber almış değil mi? Aslında haberi vardı bugün döneceğimizden. E gideriz yarın birlikte. Bakalım. Konuşuruz. Amcam nerede bu arada? Bugün hiç uğramadı. Sabahtan geldi de biz mi kaçırdık yoksa? Yok. İşi varmış bugün, gelemedi. Allah Allah. Karaman ailesinin bir numaralı kuralı. Ne olursa olsun pazar günleri bir araya gelinir. Bir haftada evin düzeni mi değişti? Arada olur öyle fireler. Aa, Musa Karaman değil mi o? Ta kendisi. Hazırlayın makineleri. Yanında da bir çıtır. Geldi, siz çekin arkadaşlar. Aceleye gidelim şu. Ne zamandır birliktesiniz? Musa Bey, hanımefendi neyiniz oluyor? Musa Bey, hanımefendinin ismi nedir? Hanımefendi, isminiz nedir? Hanımefendi, Musa Bey sevgiliniz mi? Arkadaşım. Hanımefendi neyiniz oluyor Musa Bey? Musa Bey, lütfen. Musa Bey. Tamam, Musa Bey, işinizden ayrıldınız mı? Boşandınız lütfen efendim, efendim, bir açıklama yapar mısınız? Neredesiniz tamam acaba? Hoşçakalın. Aileniz bu ilişkiye ne diyor efendim? Geliyorum. Ne kadar tatlı bir çift oldular değil mi? Çok yakışıyorlar. Müge, hayatı boyunca ilk defa doğru bir seçim yaptı galiba. Ne dersin? Bakalım. Daha yeni evlendiler. Evlilikler biraz da zamanla sınanıyor. Biz bu sınavdan geçtik herhalde. Çoktan. Bence Müge ile Aziz'in evlilikleri iyi gidecektir. Baksana, ikisinin de gözü başka kimseyi görmüyor. Neyse, iyi uykular bir tanem. Hadi girelim artık. Çok güzel. Biraz daha duralım. Hasta olacaksın. Ben karımı sokakta bulmadım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Bir gün Görce'ye gitsek diyorum. Şu bağ evini görürüz. Etrafta dolaşırız. Büyüdüğün yerleri merak ediyorum. Merak edilecek pek bir şey yok. Zaten kimsenin de kalmadı orada. Ya belki eski arkadaşlarına rastlarız. Uzaktan akrabaların bile vardır mutlaka Gölcük'te. Aşkım, ne yapacaksın uzaktan akrabalarımı? Senin hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapayım? Tamam.
düşüneyim biraz. Belki gideriz bir gün. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni. Ay ben hala alışamadım senin bu kadar erken kalkmana. Safiye Sultan. Kocamı işe uğurluyorum, kalkmam lazım. Ya bu Aziz daha önce neredeymiş? Şuna bak, o kadar yıl kök söktürdü bize. Evlendi, iki günde süt dökmüş kediye döndü. Günaydın. Günaydın. Müge, dün giydiğim ceketi bulamadım dolapta. Yere mi kaldırdın? Ben onları kirli diye kuru temizlemeye gönderdim. Giyecek miydin? Yok, cebinde bir şey vardı o yüzden. Serpil, Aziz'in ceketinin ceplerini kuru temizlemeye göndermeden önce boşalttın mı? Hı, boşalttım. Her şeyi şifonyerin üzerine koydum. Tamam canım. Ben gidip bakayım. Ben bakarım birazdan. Sen kahvaltını yap. Ben bir odaya çıkıp bakayım. Ya ne varmış ceketinde bu kadar önemli? Merak ettim vallahi. Kimliğimi cebime koydum diye hatırlıyorum da. Ha. Serpil ceplerini boşalttıysa kimliğin de oradadır. Yok, senin için rahat etmeyecek. Ben gidip bir bakayım. İşe gideceksin sen. Kahvaltını bölme. Zeynep, ne yapıyorsun burada? Ya saçımı toplayacağım. Tokam kalmamış, seninkilere bakıyordum. Söylesen verirdim. Bulurum ben dedim ama bulamadım. Al. Sağ ol. Ne oldu? Bir şey mi kayboldu? Ya Aziz'in kimliğine bakıyorum ama bu... Ah tatlım, kimliğin burada yok. Emin misin ceketinin cebinde olduğuna? Evet, cebimdeydi. Dur ben bir kuru temizlemeciye sordurayım. Belki onlar bulmuşlardır. Sen aldın değil mi? Neyi? Kimliğini mi? Ne yapacağım ki ben senin kimliğini? Oyun oynama Zeynep. Neden bahsediyorsun? Hiç anlamıyorum Aziz.
Evet. Tamamdır arkadaşlar. Begonya adası çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Şu sardunyaları da yol kenarına dizelim, işimiz bitecek. Peki, tamam. Deniz Hanım, ellerinize sağlık. Bahçe böyle çok güzel oldu. Sağ olun, evet. Güzel oldu gerçekten. Bizim de içimiz esindi. Erhan Bey, bizim ödemeyi bugün alabilir miyiz? Çalışanların parasını ödemek istiyorum. İyi de ben bugün Zeynep Hanım'ın hesabına geçtim parayı. Öyle mi? Hı hı. Seren'in hesabına yollayacaktım ama Zeynep Hanım başka bir hesap numarası verdi, oraya yolladım. Bir sorun yok inşallah. Yok. Ben konuşurum Zeynep'le. Bana söylemeyi unutmuştur. Sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Günaydın Selim. Ne istiyorsun Şenol? Bir görüşsek, hasret gidersek. Böyle telefonda olmuyor. Tamam, görüşelim. Nerede? Akşam 8'de. Haydarpaşa Garı'nda. Tamam, orada görüşürüz. Hoş geldin. Nereden böyle? Otelin bahçesine bakmaya gittim. Erhan Bey'le karşılaştık o sırada. Ödemeyi bugün yapabilir misiniz dedim ama. Ne dedi sence? Parayı senin hesabına zaten yatırmış. Sana söyleyecektim, unutmuşum. Bırak Zeynep ya, ne unutması? Adama rezil oldum. Ayrıca ne zamandan beri Seray'a yapılacak ödemeler senin hesabına yatırılıyor? Deniz, bir borcum vardı o yüzden. Acil para gerekiyordu. Ne borcu? Seray'la ilgili bir şey mi? Yok. Özel bir mesele. Özel. Borcu Mehmet ödemediğine göre ondan da gizli bir şey. Evet. Yani haberi yok Mehmet'in. Parayı ondan almak istemedim. Neyse ya. Yani hiç sormayacağım bu Mehmet'ten de benden de gizlenen borç nedir diye. Ben çok alıştım artık bana cevap vermemene. Çalışanların parasını nasıl ödeyeceğiz Zeynep? Bugün bir ödeme daha var. O bir gelsin, halledeceğim ben. Tamam. Karışmıyorum. Müge Hanım, ben kuru temizlemeciyi aradım. Ceketlerin cepleri boşmuş. Allah Allah. Hakan'a sordun mu? Belki arabada düşmüştür. Sordum. Arabada da yok. Ben gerçekten bütün cepleri boşalttım. Her şeyi de şifonyerin üstüne koydum. Tamam kızım, ağlama. Çıkar bir yerden. Evet canım. Belki Aziz başka bir yere koymuştur. Farkında değildir. Üzme sen kendini. Sen yine temizlik yaparken etrafa bak. Belki bir yere düşmüştür. Tamam Safiye Hanım. Kızım, sabahtan beri kaldırmadın başını şu laptoptan. Bir yüzünü göreyim. Haberlere bakıyorum yenge.
Ben yokken kaynamış yine İstanbul. Bu ne ya? Ne oldu? Neye şaşırdın bu kadar? Yok bir şey. Ne saklıyorsun? Yok bir şey sen? Yok. Yenge iyi misin? İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir rezillik? Amcam delirdi herhalde. Yenge konuşsana. Sakin ol. Sakin mi olayım? Sen şoka girdin herhalde. Amcam nasıl yapar böyle bir şey? Hem de gencecik bir kızla. Müge. Yok ben arıyorum amcamı. Artık bu kadarı ayıp. Hala evli olduğunun farkında değil herhalde bu adam. Müge kapa o telefonu. Musa'nın bir sevgilisi olduğundan haberim var. Sen evlenmeden bir gün önce öğrendim. Tadını kaçırmayayım diye anlatmadım. Yenge sen ne diyorsun? Bu hafta boşanma davası açıyoruz. Nasıl yapar sana bunu? Sen bu adama hayatını verdin. Mügeciğim, kabullensen iyi olur. Başka çaresi yok. İnanmıyorum. Musa şu habere bak. Ne haberi? Çok güzel çıkmamış mıyız? Bir bu eksikti. Ne var? Artık Safiye de biliyor. Kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Bunlar sen unutuyorsun galiba. Ben hala evliyim. Boşanmak üzeresin. Er ya da geç herkes öğrenecek olanları, yalan mı? Avukatın aradı ya demin. Boşanma şartlarını konuşacakmışsınız işte. Şarta filan gerek yok. Safiye ne isterse vereceğim. Sen aklını oynattın galiba. Onca yıl çalışıp kazandığın her şeyi Safiye'ye mi vereceksin? Yabancı birinden bahsediyormuşsun gibi konuşma. O benim oğlumun annesi. Musa, unutma. Biz de bir aile kurabiliriz. Bizim de çocuğumuz olabilir. Lütfen duygusal davranıp her şeyini kaybetme. Aferin Rüya. Tamam gibi görünüyor. Okumayacak mısınız? Sonra bakarım. Ama eminim sen en iyi şekilde hazırlamışsındır. Teşekkür ederim güvendiğiniz için. O zaman ben de diğer dosyaları hazırlıyorum. Bekliyorum. Geldiğin gibi başladım bakıyorum çalışmaya. Ya sorma. İşler yığılmış. Hızlanmak lazım. Ne ara hazırladın bu sözleşmeyi? Düğünden önce başlamıştım. Sabah da bitirdim. Vallahi bravo. Hadi yemeğe çıkıyorsun. Biraz ara vermiş olursun. Tamam, geliyorum şimdi. Thank you.
Kahve yaptım, içeriz değil mi? Yok sağ ol. Yapma ama. Daha ne kadar ısıtacaksın suratını? Bak çalışanların parasını da verdim, sorun yok. Tamam, eşeklik ettim. Sana söylemem gerekirdi parayı aldığımı. Zeynep, ben parasında değilim ki. Artık bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Ben bunu anlayamıyorum. Söyleyecektim ama unutmuşum inan. Zeynep, bu sıra senin üzerine biliyorum. Ama biz ortağız diye çıktık bu yola. Sen de bugüne kadar bana bunun aksini hiç hissettirmedin zaten. Deniz, buradaki her şeyde ikimizin emeği var. Tabii ki ortağız. Bunun aksini hiç düşünmedim. Tamam. Uzatmayalım. Biliyorum, sen bu tür hesaplara girmezsin zaten. Hadi bakalım ortak, işler bizi bekler. Düğün telaşı, sonra da karakol macerası. O kadar yorulmuşuz ki, günlerce kendimize gelemedik. Başınıza gelmeyen kalmadı hakikaten. Neyse, birkaç gün sonra yorgunluğumuzu attık. Akdeniz'in tadını çıkarmaya başladık. Of, şimdi ne kadar güzeldir oralar. Vallahi ben Müge'ye bakmaktan etrafa bakamadım desem yalan olmaz. Buranın yemekleri çok güzelmiş değil mi? Çok lezzetli hakikaten. Ben hesabı isteyeyim. Olur. Hesap. Sen geç şöyle, ben geliyorum. Oo Mehmet, ne güzel tesadüf. Afiyet olsun. Sağ ol. Hazır birbirimizi görmüşken iki dakika laflasak diyorum. Arkadaşlar bize biraz müsaade eder misiniz? Şirkette görüşürüz. Kimdi o adam? Cemal Tire. Rakip inşaat firmasının sahibi. Pek tekin bir adama benzemiyordu. Mehmet'le aralarında bir problem mi var? Damat bey. Bu kadar meraklı olma. Gerek görürsek sana anlatırız. Problem var mı, yok mu? Aras. Sen anlayamadın hala. Ben bu şirketin avukatıyım. Asıl sen anlayamadın hala. Avukatlar kendilerine sorulmadıkça şirketlerin işlerine karışmazlar. Sen kendini bayağı patron sanıyorsun bakıyorum. Allah aşkına yeter. Devam edecekseniz şirkete tek başıma gideceğim. Gören de sizi düşman sanır. Saçma sapan bir adam yüzünden tartışmaya değer mi ya? Hayır, Mehmet'in başında yeteri kadar iş yok sanki. Kocaman adamlarsınız. Kendinize gelin. Mehmet, beni bilirsin. Lafı uzatmayı sevmem. Kısa konuşacağım. İhaleden çekil. Ben de kısa konuşacağım Cemal. Çekilmeyeceğim. Hatta bu ihaleyi alacağım. Baban akıllı adamdı. Nerede duracağını bilirdi. Sen ona pek çekmemişsin anlaşılan.
Ben babam değilim Cemal. Alışsan iyi edersin. Mehmet, dikkat et. Duyuyorum etraftan. İhaleyi almak için yanlış yollara giriyormuşsun. Merak etme Cemal. Ben sonunu görmediğim yola girmem. Büyük oynayacağım derken elindekini de kaybetme. Bu sefer tehditlere karnım tok Cemal. Tehdit değil. Gençleri uyarmak görevimiz. Ha, anladım. Madem öyle, ihalede görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yenge. Çıkalım perdeciye gidelim. Bu hızla gidersek benim ev hiç bitmeyecek. Ay hiç dışarı çıkacak halde değilim Mügeciğim. Sen git kızım. Ya gel işte çıkalım hava alırız hem. Müge ne olur üstüme gelme. Yenge hatayı yapan amcam, kendini eve kapatan sensin. Ne olacak peki böyle? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacağım? Tek celsede boşanacağım. Ha? Oldu şimdi. Ekmeklerine de yağ sür. Oh! Evi de verelim istersen. Tamam olsun. Ben sana boşanma demiyorum. Ama lütfen toparla kendini. Bu evdeki herkesin sana ihtiyacı var. Kumrular balayından döndü mü? Döndüler. Daha uzun kalmayacak mıydı onlar? Aziz erken dönmek istemiş. Balayından erken dönülür mü ya? Keyifleri yerinde mi bari? Bir durum falan yok inşallah. Yok yok, gayet iyiler. Aa, bu arada Bahti aradı bugün. Müge ile Aziz'in bahçesinde son bir iki iş kalmıştı, bitmiş bugün. İyi, güzel. Evin içinde de pek bir şey kalmamış. Yani çok yakında taşınırlar artık. Hiç sanmıyorum. Niye? Köşkte keyifleri yerinde onların. Bence o eve hiçbir zaman taşınmayacaklar. Düşünebiliyor musun? Cemal Tire sözde tesadüfen yemek yediğimiz restorana geldi. Kesin biliyordu orada olduğumuzu. Seni tehdit etmek için geldi. Attığımız her adamı biliyor. Adamın klasik yöntemi bu abi. Rakiplerini yakın markajı alıp uzun uzun izliyor. Sonra zayıf yerini bulup işini bitiriyor. Bu sefer işi o kadar kolay olmayacak. Çok merak ediyorum. Ne yapmayı planlıyorsun? Ankara'daki bağlantılarımı devreye sokacağım. Bu iş ortaya çıkarsa başımız çok büyük belaya girer. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Bu yüzden konuştuklarımız bu odadan dışarı asla çıkmamalı. İstiyorsun Şenol. Ya önce iki lafın elini kırsaydık. Bir ne haber, nasılsın yok mu? Şenol. Ne istiyorsun dedin. Ne isteyeceğim? İyiliğini tabii ki. Evlenmişsin. Arkadaşıma bir kutlayayım dedim. O yüzden mi eve askerlik fotoğrafımızı gönderdin? Kötü mü yaptım? Baktım beni hatırlamak istemiyorsun. Ben kendimi hatırlatayım dedim. Thank you.
Bir daha Efe'me bir şey yollayacak olursan. Kızma hemen ya. İsmini cismini değiştirdin. Zengin aileye girip kızı kaptın. Vallahi bravo. Bir insan arkadaşının zengin olmasını istemez mi? Ama arkadaşları da görmek lazım değil mi? Ne kadar görmek mesela? Yüz bin lira benim hafızamı siler vallahi. Ne Selim'i tanırım o zaman, ne Aziz'i. Yarın akşama doğru arayacağım seni. Dediğim yere geleceksin. Parayı getireceğim. Sakın beni aramaya kalkma. Sakın evime de bir şey göndereyim deme. Anne, yemeğim bitti. Kalkabilir miyim? Tamam. Ama doğru banyoya, ellerini yıkamaya, tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi. Nerede kaldı bu Aziz? Amma uzun sürdü ustalarla görüşmesi. Vallahi benden önce çıktı şirketten. Gelmesi lazımdı çoktan. Cebinden aradın mı? Aradım aradım. Kapalı telefonu. Belki başka bir yere gitmiştir. Nereye gidecek canım bu saatte? İyi akşamlar. Tatlım merak ettim. Neredesin? Evde işim uzun sürdü biraz. Ustaları bekledim. Ha bu arada kimliğini bulamadık. Kur temizlemeciye sorduk, ceketlerin cepleri boşmuş. Çıkar herhalde bir yerden. Neyse, ben üstümü değiştirip geliyorum. Zeynep, mobilya kataloğunda sana göstermek istediğim birkaç şey var. Bakar mıyız? Bakarız tabii. Hemen alıp geliyorum. Dolabın kapağını çarptım yanlışlıkla. Bütün gün seni çok özledim. Dakikaları saydım eve gel diye. Ben de seni çok özledim. Sana kötü haberlerim var. Ben de bugün öğrendim. Ne oldu? Yengemle amcam boşanıyor. Nasıl yani? Neden? Amcamın bir sevgilisi var. Safiye Hanım çok üzülmüştür. Evet, kahroldu kadın. Aziz, biz hiç böyle olmayalım, tamam mı? Birbirimizi hiç aldatmayalım. Tamam. Nasıldı evimiz? Beğendin mi mutfağı? Vallahi ben çok beğendim, güzel olmuş. Ben de yarın bir ara gider bakarım. Sonunda kendimize ait bir evimiz olacak. Taşınmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Keyfin yok bugün. Bir şey mi oldu? Babanın Pınar'la el ele fotoğrafları çıkmış magazin sitelerinde. Müge internetten bakarken gördük. O da öğrendi tabii o sırada. Hay Allah'ım ya. İyice aklını kaçırdı. Böyle bir şeyi nasıl yapar ya? Neyse. Bir an önce boşanalım da bu rezillik bitsin. Yarın buluşacaksınız değil mi? Evet. Boşanma şartlarını konuşacaksınız herhalde. Babanla bu kadar sene para konusunda hiç konuşmadık. Boşanırken de konuşacak değiliz.
Babam böyle bir saygısızlığı bana asla yapmaz. Burada mıydın? Ne o? Uykun mu kaçtı? Yok. Köşkü dahi tanımak için dolanıyordum. Uzun yıllar burada kalacağım ya. Hı. İyi iyi. Ben de hala kimliğini arıyorsun sandım. Sen aldın değil mi? Neyi? Kimliğini mi? Benimle dalga geçme Zeynep. Adım gibi eminim. Sen aldın o fotoğrafı. Hangi fotoğraftan bahsettiğini bile bilmiyorum. Askerlik fotoğrafı. Birkaç tane de sana yollamıştım hani. Hatırladın mı şimdi? Hayır. Neyse. Susman gerektiğini öğrenmişsindir artık. O fotoğrafı biri görürse sen zararlı çıkarsın. Bir tek beni susturmakla olmuyor değil mi Selim? Gerçi sen insanları susturmak konusunda profesyonelsin. Sen bunları kafana takma. Ben gerekeni yaparım. Selim. Düğünde paçayı kurtardın ama bir gün çok kötü köşeye sıkışacaksın. Artık sadece kendi geçmişinden değil, Aziz Türkmen'in de geçmişinden sorumlusun. Zeynep bana akıl vermiyor. Sen üstüne düşeni yap. Yıllar önce neden kaçtım senden biliyor musun? İçindeki karanlıktan ürktüğüm için. O karanlığın bir gün beni de yutmasından korktum. Ben seninle bir hayat geçirmeye hazırdım Selim. Ama sen her şeyi mahvettin. Hep yanlış yolu seçtin. İçine girdiğin pisliği beni de bulaştırmaya çalıştın. Ve hala bunu yapmaya çalışıyorsun. Çok acı. Ben senin hakkında hiç yanılmamışım. Bakıyorum sen de geçmişi unutamamışsın. Fark etmiyorum sanma Zeynep. Mehmet'e bir zamanlar bana baktığın gibi bakmıyorsun. Hayal görüyorsun. Gülümseme benim sonum olacak. Ne görüyordun rüyanda?
Bilmem. Hatırlamıyorum. Çok güzel gülümsüyordun. Umarım beni görüyordur dedim. Mehmet. Ya Ömer'i de alıp bir tatile falan gitsek. Biraz uzaklaşsak buralardan. İşlerim çok yoğun tatlım ya. Bu ara olmaz. Ama söz, ilk fırsatta kaçarız bir yerlere. Tamam? Tamam. Ay ne bu böyle sabah sabah alacaklı gibi ya. Geldim patlama geldim. Ay. Gizli bahçe serası buyurun. Aa, Zeynep Hanım henüz gelmedi, ben yardımcı olayım. Bankadan. Hı-hı. Efendim? Kredi borcu mu gecikti? Bir yanlışlık olmasın? Tamam. Hı-hı. Tamam. Ben gelince kendisine söyleyeceğim borcunun geciktiğini. Pardon, Zeynep Hanım neyi ipotek ettirdi acaba? Tabii tabii, ben kendisine sorayım, evet. Size de iyi günler. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Borcumu şu hesaptan tahsil edebilir misiniz? Elbette. Ayrıca yeni bir ödeme planı çıkarmamız gerekiyor. Aylık taksitler gerçekten çok fazla. Bu şekilde kredi borcumu kapatabilmem mümkün değil. Paranızı aktarayım, sonra beraber uygun bir ödeme planı yaparız. Tamam. Ben de biraz önce sizi aradım iş yerinizden. Kiminle konuştunuz? Çok tatlı bir bayan açtı telefonu. Kredi borcunuzun geciktiğini bildirdim kendisine. Öyle mi? Gel Rüya, gel. Rıza Bey işi mi bıraktı? Hayır, niye? Baksana, şirketteki bütün dava dosyaları burada. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü Rıza Bey büyük bir ihaleye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde çok meşgul olacağı için işler size kaldı. Yani bize. Neyin ihalesi bu? İstanbul'da yapılacak bir hastanenin önemli bir ihaleymiş. Sana bir şey soracağım. Şu ihaleye Cemal Tren'in inşaat şirketi de giriyor mu? Bilmiyorum Aziz Bey. Böyle bilgileri benimle pek paylaşmıyorlar. Bizim işleri biliyorsunuz. Sorunsuz ilerlemez. Aslında ben de bu konuda konuşmak istiyorum sizinle. Ama telefonda olmaz. Ankara'ya geldiğimde yüz yüze görüşüp konuşabilirsek çok daha iyi olur. Tamam o zaman. Ben yarın akşam orada olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Nurhan Hanım. Yarın akşam Ankara'daki otele rezervasyon yaptırır mısınız? Evet, bir gece. Teşekkürler.
Hayrola, yolculuk mu var? Evet, bir iş için Ankara'ya gitmem gerekiyor. Benim de 2 gün sonra bir toplantım var. Onu öne alayım, beraber gidelim istersen. Olur, tamam. Hı-hı. Günaydın. Günaydın Deniz. Son zamanlarda çok sık şaşırtıyorsun beni. Niye o? En iyisi var mı? Biz ne zamandan beri Sera'da çekmeceleri kilitliyoruz? Ne bileyim, kilitledim işte öyle. Bankadan aradılar seni. Biliyorum. Kredi borcun gecikmiş, ödedin mi? Evet evet, hallettim. Peki sakıncası yoksa nereye ipotek ettirdiğini öğrenebilir miyim? Mehmet'in bana aldığı bir arsa vardı, orayı. Emin misin? Evet. Peki neden ipotek ettirdin? Ailevi bir mesele Deniz. Ne o? Karaman Holding batıyor da bizim mi haberimiz yok? Hayır canım. Ufak bir nakit sıkıntısı oldu, o kadar. Evdekiler nasıl? Var mı bir yaramazlık? Herkes çok iyi, selamları var. Ha, Müge ile Aziz döndüler balayında. Hmm. Ev yine kalabalıklaştı. Nasıl Müge? Evlilik yaramış mı? Hı hı. İkisine de yaramış. Gayet güzel dinlenmişler. Ama Müge biraz bozuk sana. Gazetede çıkan fotoğraf yüzünden herhalde. Evet. Sorma Safiye Hanım. İnan paparazilerden kaçmak için 1000 takla attık ama sonunda çektiler fotoğraflarımızı. Yani bilirsin bu adamları, laf dinlemezler. Pek bilmem. Hayır yani, lafın gelişi demek istedim. Neyse, biz Sade de gelelim en iyisi. Elbette. Safiye Hanım. Önemli olan boşandıktan sonra ikimizin de mutlu olması. Ben oturup uzun uzun mal varlığımızın dökümünü yaptım. Seni de mağdur etmek istemem. Sen zaten beni mağdur edemezsin Musa Bey. Bence kelimelerini doğru seç. Çok affedersin. Yanlış anladın beni. Hiç sanmıyorum. Bence çok doğru anladım. Ben sadece kimsenin hakkı kimseye geçmesin istiyorum. Yeter artık. Ben buraya para pul konuşmaya gelmedim. Bunlar sadece formalite ama. Bak, en iyisi şöyle yapalım. Bir sonraki görüşmemize ikimiz de avukatlarımızla gelelim. Formaliteleri onların yanında konuşalım. Tamam. Safiye Hanım lütfen.
Hoş geldin yenge. Bıraktığımdan beri hiç hareket etmedin mi sen? Ettim ettim. Laptopun şarjı bitmişti. Fişi takmak için kalktım, sonra geri geldim. İşin gücün dalga. Hadi kalk toparlan biraz. Yenge, sende bir değişiklik var. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Yoksa amcan barışmak mı istiyor? Bırak şimdi amcanı. Ne yaptın? Seçtin mi perdelerini? Üf, nerede? Gözle görmeden olmuyor ki. Hadi hazırla. Beraber bakalım. Sonra da bir şeyler yeriz. Yenge. Safiye Sultan'ın geri dönmesine gerçekten çok sevindim. Neydi öyle içine kapanık kadın? Sen hala duruyor musun? Bütün gün seni mi bekleyeceğim evladım? Tamam gidiyorum. Tek beni susturmakla olmuyor değil mi Selim? Gerçi sen insanları susturmak konusunda profesyonelsin. Ne yapıyorsunuz şimdi? Bir yerlerde otursak bir şeyler içsek? Vallahi bana uyar. Benim Zeynep'e sözüm var. Başka zaman yapalım. Bak yarın Ankara'ya giderken de böyle oyun bozanlık yapmak yok. O kebapçıda mutlaka durulacak. Tamam gideriz. Ben de seviyorum zaten orayı. Mehmet, bu Ankara'ya gitme işinden emin misin? Şimdi sırası değil Aras. Yarın konuşuruz. Neler çeviriyorsunuz yine? Ne çevireceğiz canım? Bir şey yok. Ben çıkıyorum. Deniz, çok güzel haberlerim var sana. İşi aldım. Sevinmedin mi? Neyin var Deniz? Seramızı ipotek ettirmişsin.
Sera'yı neden ipotek ettirdin Zeynep? Paraya ihtiyacım vardı. Sera'dan başka ipotek ettirebilecek bir yerim yok. Mehmet'ten isteyebilirdin. Hayır, isteyemezdim. Ayrıca Mehmet'in bunu bilmemesi gerekiyor. Neyi bilmemesi gerekiyor? Zeynep sen ne yapıyorsun? Nasıl bir şeyin içindesin ya? Deniz lütfen soru sorma. Hayır efendim, soracağım. Çünkü bilmek hakkım. O paraya neden ihtiyacın olduğunu bana anlatmak zorundasın Zeynep. Anlatamam Deniz. Şu an değil. Ne demek şu an değil ya? Aklımı oynatacağım Zeynep, sen ne yapıyorsun? Zeynep, günlerdir gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Bana, en yakın arkadaşına. Ben seni tanıyamıyorum artık. Bir şey söylemeyecek misin Zeynep? Parayı getirdin mi? Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Al. Zeynep, seni dinliyorum. Bütün bu yaptıklarının mantıklı bir açıklaması vardır herhalde, değil mi? Borçları ödüyorum zamanında. Her şeyi yoluna koyacağım. Sera'ya bir şey olmayacak. Ya ben Sera'yı sormuyorum. Ben seni soruyorum. Sen ne yaptın? Bu kadar parayı nereye, kime verdin Zeynep? Söyleyemem diyorum. Neden anlamıyorsun? Zeynep, senin bir ilişkin mi var? Ne? Mehmet'i aldatıyor musun? Nedir bu kadar gizli olan şey? Ne? Bu kadar gizli olan ne? Paralar seni bekliyor Şenol. Ne yapıyorsun Selim? Selim! Başlatma lan seni beni. Selim yok, Aziz var. Anladın mı? Selim diye biri yaşamıyor artık. Seninle askerlik yapmadı. Neymiş? Selim'le askerlik yapmadım ben. Başka? Selim diye biri yaşamıyor artık. Yaşamıyorsa niye tehdit ediyorsun lan o zaman? Selim, özür dilerim. Gözünü seveyim yapma Selim. Artık çok geç. Selim yapma. Ne olur Selim. Selim yapma ne olur. Selim!
Seni dinliyorum. Zeynep, cevap versene. Yok öyle bir şey. Ne o zaman? Nasıl bir pisliğin içindesin sen? Zeynep, ya şimdi bana olan biten her şeyi anlatırsın? Ya da arkadaşlığımız da, ortaklığımız da burada biter. Deniz, yapma. Zaten çok zor durumdayım. Daha da zorlaştırma. Sen ne kadar zor bir durumda olduğumuzun farkında değilsin galiba. Seramız ipotekli ve gırtlağımıza kadar borca batmış durumdayız.